Antik Mısır medeniyetinin 6. çağı, M.Ö. 3100, M.Ö. 1000 yılları. Nil Vadisi. Mezopotamya'da başlayan tarımsal üretim bir süre sonra Mısır'a da sıçradı. Bu da yeni bir medeniyetin doğuşunu beraberinde getirdi. Tıpkı Mezopotamya'da olduğu gibi bu medeniyette bir nehire bağımlıydı. Açıkçası ilk uygarlıkların tamamı nehir kıyılarında doğmuştu. En önemlisi Mezopotamya'daydı. Şimdi anlatacağımız Mısır medeniyeti Nil nehrine bağımlıydı. Hindistan'da ya da daha doğrusu bugünkü Pakistan sınırlarındaki İndus Nehri Harappan medeniyetine analık ediyordu. Çin geri kalır mı? Sarı ırmak olmasa Çin medeniyetinin gelişmesi çok sonralara sarkabilirdi. Bizim Halikarnaslı tarihçi Herodot, Mısır medeniyeti için Nil Nehri'nin bir armağanı derdi. Gerçekten de Nil Nehri Mısır'ın hayat damarıydı. Ancak Mısır'da medeniyetin doğması biraz da Sahra Afrikası'nın çöl haline gelmesi sebebiyle oldu. M.Ö. 6000'lerdeki sert iklim değişikliği Sahra'nın çölleşmesine ve burada yaşayan halkların ise ya Akdeniz kıyılarına ya da Nil Nehri havzasına göç etmesine yol açtı. Dicle ve Fırat nehirlerinin aksine Nil Nehri'nin taşkınları yıkım değil bereket getiriyordu. Her yılın Haziran ayında taşıyor, Ekim gibi de taşkına uğrattığı toprakları terk ediyor, geride de son derece verimli bir toprak tortusu ve nem bırakıyordu. Öyle ki Mısır tarımı binlerce yıl gübreye ihtiyaç bile duymadı. Ta ki 1960'larda yapılan o Assuan Barajı'na kadar. Aynı zamanda Nil Nehri üzerinde güvenli bir şekilde seyir sefer yapabilmek de mümkündü. Bu da Mısır'ın kuzeyi ile güney arasındaki bağlantıyı, iletişimi ve tabii ki mal ve insan transferini de kolaylaştırıyordu. Nehir kuzeye doğru akmaktaydı ancak baskın rüzgarlar sayesinde Nil Nehri'ndeki yelkenli tekneler güneye doğru yol alabiliyordu. Nil Nehri Mısırlıların takvimini dahi etkilemiş. Takvimlerini Nil Nehri'nin yıllık periyotlarına göre şekillendirmişler. Buna göre yılı dörder aydan üç parçaya böldüler. Bu parçalara sırasıyla Aket yani taşkın, Peret yani ekinin büyümesi ve son olarak da Şemu yani hasat adını verdiler. Bu arada Mezopotamyalılar da takvim kullanıyorlardı. Sümerlilerin icat ettikleri takvim ayın hareketlerine göre işleyen bir takvimdi. Özellikle tarım toplumu için takvim olmazsa olmazlardandır. Ekime ne zaman başlayacaksınız, hasata ne kadar zaman kaldı, Dicle ve Fırat'ın taşması ne zaman olacak türünden bilgiler olmazsa çok büyük bir ihtimalle ekin tarlada kalırdı. Bu yüzden tarımsal işler için uygun dönemler gelene kadar geçen günleri tespit etmenin güvenilir bir yolunu bulmak gerekiyordu. Bunu yapmanın da en basit yolu çıplak gözle gözlemleyebileceğiniz ayın döngülerini kullanmaktı. Ay hilal şeklinden yeni bir hilal şekli alana kadar 29 gün geçiyordu. Ve bu döngünün bir yıl içinde 12 kere gerçekleştiğini de kavradıkları anda Sümerliler yılları da hesap etmeyi başardılar. Ancak bu ay takviminde küçük bir kusur vardı. O da şuydu. Aslında ay takviminde 12 ay sadece 354 gün çekiyordu. Dolayısıyla her birkaç 10 yılda bir takvimlerine fazladan bir ay eklemek zorunda kaldılar. Bu yöntem de işe yaradığı için daha doğru olan güneş takvimini icat etmek zorunda kalmadılar. Mısır'ın Mezopotamya'ya nispeten pek çok avantajı vardı. Az önce belirttiğimiz üzere Nil Nehri'nin Dicle ve Fırat gibi yıkıcı olmaması bir avantajdı. Mısır aynı zamanda büyük oranda kendine yetebilen, dış ticarete, özellikle ithalata bağımlı olmayan bir ülkeydi. Hemen hemen bütün temel ihtiyaç maddelerini kendi topraklarından edinebiliyordu. Zengin tarım topraklarının yanı sıra yapılarda kullanılmak üzere büyük miktarlarda kaya çıkarılabiliyordu. Bakır deseniz Mısır'ın bir parçası sayılabilecek Sina Yarımadası'nda bol miktarda vardı. Kereste konusunda ise dışa bağımlıydı. Onu da yanı başındaki Lübnan'dan edinebiliyordu. Mısır'ın Mezopotamya'ya nazaran bir başka büyük avantajı da dışarıdan gelecek işgallere karşı çöller sayesinde daha korunaklı kalabilmesiydi. Bu korunaklılık hem bir avantaj olarak ortaya çıktı hem de diğer medeniyet merkezleriyle olan iletişimin biraz zayıf kalmasına da yol açtı. Dışarıdan gelecek işgalci orduların geçmesi gereken zorlu çöller vardı. Nil Nehri deltasının olduğu Akdeniz kıyıları da suyun derinliğinin çok az olması yüzünden büyük gemilerin Mısır'a yaklaşmasına pek de imkan vermiyordu. Sonuçta Mısırlılar dış tehlikeler çok fazla olmadığından medeniyetlerini oldukça güvenli bir şekilde geliştirebildiler. Kültürel melezleşmeden, etnik karışımlardan, dolayısıyla iç savaşlardan da büyük oranda korunmuş oldular. Mısır kralları Nil Havzası boyunca olan bölgeleri oldukça uzun bir süreye yayılan bir periyotta ancak savaşarak ele geçirdiler. Yani fethettiler. M.Ö. 3200 ve 3100 yılları arası döneme hanedanlık öncesi dönem denir. Bu tarihler arasında Antik Mısır siyasi anlamda kılıç zoruyla birleştirilmiş olmalı deniyor. Bu siyasi birleşme kimi kaynaklarda adının Narmer olduğu da söylenen Kral Menes adındaki yarı mitolojik birisine mal edilir. Artık Mısır'ın siyasi birleşmesini kim sağladıysa sağladı. Ancak Mısır artık uzun soluklu, müreffeh ve etkili bir toplum olarak ortaya çıkmıştı. Refah ve düzen, eski krallık. M.Ö. 2700, M.Ö. 2181. Bu mevzuya başlamadan hemen önce lütfen ekrandan Antik Mısır'ın siyasi evrelerine bir bakın.
Bu tabloyu bir başka kitaptan aldım. Tablodaki tarihler diğer kitaplardan biraz farklılaşsa da 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Hemen bir ek bilgi de vereyim. Antik Mısır'ı 3000 yıllık tarihi boyunca 30 değişik hanedan yönetmiştir. Bunların bir kısmı Mısır dışından gelmedir. Kimi diğer kaynaklarda 31 hanedan olduğu söylenmekte. Yani anlayacağınız neredeyse her yüzyılda bir hanedan değişikliği olmuş. Antik Mısır'ın ilk dönemlerinde Mısırlılar doğada görülebilecek varlıklara tanrısal güçler atfetmişlerdi. Bu varlıklar Nil Nehri olabilir, insanlar veya hayvanlar olabilir. Tanrıların bu varlıkların kılığına girdiğine inanıyorlardı. Dolayısıyla gökteki cisimler, hayvanlar, hatta böcekler aracılığıyla ifade edilen ilahi, tanrısal bir ruha tapıyorlardı. Her dinin yüzyıllar içinde dönüşüme uğraması gibi antik Mısırlıların dinlerinin zaman içinde dönüşüme uğraması da kaçınılmaz oldu. Kimi tanrılar asırlar geçtikçe önemlerini kaybettiler. Kimileri daha önemli bir hale geldiler. Bazen tanrılar birleştirildi, iki tanrı tek bir tanrı haline sokuldu. Bu böyle olmakla birlikte Mısır tarihinin çok büyük bir bölümünde en önemli tanrılar Güneş Tanrısı Ra ve Nil Tanrısı Isis oldular. Bunlara ek olarak Isis'in kocası Osiris ve çocukları Şahin Tanrısı Horus hep önemli tanrılar olarak kabul edildiler. Bu kanalda önceki söyleşilerden birinde önemli Mısır tanrılarından birisi olan Anubis'in hikayesini anlatmıştım. O söyleşi size Mısır tanrılarının değişimi ve dönüşümü hakkında ek bilgi verebilir. Hatırlarsanız Sümerler ve diğer Mezopotamya halkları sürekli olarak savaşlara, işgallere, Dicle ve Fırat nehirlerinin yol açtığı yıkımlara bağlı olarak bir pesimizm içinde yaşıyorlardı. Ve kültürleri de ona göre şekillenmişti. Aynı şey Mısır için geçerli değil. Hem Mısır öyle ikide bir işgal edilmiyordu, hem de Nil Nehri Dicle ve Fırat'a göre çok daha kolay, çok daha zengin bir nehirdi. Dolayısıyla Mısır halkında, kaderleri hakkında Mezopotamyalılarda olmayan bir iyimserlik durumu hakimdi. Tanrılar tarafından kutsandıklarını ve çok şanslı olduklarını düşünüyorlardı. Nasıl düşünmesinlerdi ki? Nil Nehri sürekli bir bereket merkeziydi. Açlık, kıtlık neredeyse hemen hemen hiç görülmüyordu. Bu iyimserlik hali Mısır kültürüne olağanüstü bir süreklilik getirdi. Düzeni korumak. Mısır'ın zenginliğinin, refahının merkezinde ise kral vardı. Mısırlılar için kral ya da diğer adıyla Firavun, Tanrı'nın vücut bulmuş haliydi. Bu inanç şekli size delice gelebilir. Ancak din ile devletin bir bütün halinde olması denilene göre eski krallık dönemindeki Mısır'da istikrarın temel sebeplerinden birisiymiş. Mısır'daki siyasi rejimi inşa edenler, insanların Tanrı'ya isyan etmesinin oldukça zor olduğunu düşünmüş olmalılar. Mezopotamya'da krallar aynı zamanda tanrılar ve kullar arasındaki bağlantıyı sağlayan rahiplerdi. Antik Mısır'da ise krallar Tanrı'nın kendisiydi. Mısır firavunları veya Antik Mısır'ın devlet geleneğini kuran elitler, hiç Mezopotamyalılar gibi çalıyı dolaşmamış, direkt çalının üzerinden atlamışlar. Kralı Tanrı ilan etmişler. Ve bu Tanrı kralın görevi de yeryüzünde gerçeğin ifadesini, adaleti ve istikrarı sağlamak. Bütün bunlar, yani gerçeğin ifadesi, adalet ve düzeni de özetleyen bir kavram var. Buna Ma'at diyorlar. Lütfen Batı tarihine giriş dersi alacaksanız bu kelimeyi unutmayın. Ve bu Ma'at tek gönlü değil. Tamam, Tanrı kralı gerçeği, adaleti, düzeni sağlayacak. Ancak halk da Ma'at'ta geçen adalet ve düzeni bozacak bir davranışa girmeyecek ki Ma'at bozulmasın. Ma'at, Tanrı krala yönetme hakkı, otoritesi ve görevi vermişti. Gene aynı Ma'at'a göre, insanların gözünde Tanrı kral, adaletin ve istikrarın vücut bulmuş haliydi. Ona isyan etmek olmazdı. M.Ö. 2450 yıllarında, Ptahhotep adındaki yüksek saray görevlisi olan birisi oğluna tavsiyelerde bulunurken, ''Aman evladım der, sakın unutma, kanundan ayrılan cezalandırılır. Kötüler belki bir süreliğine çok zengin olabilirler. Ancak asıl kalıcı olanlar, Ma'at'tan ayrılmayanlardır.'' Binlerce yıl boyunca krallar ve Ptahhotep gibi danışmanlar, kanunlardan ayrılmamanın, hayatın dengesini bozmayacak davranışın ülkeye refah getirdiğine inanıyorlardı. Bu tür hareketlerin, yani kanunlara uymanın, hayatın dengesini bozmamanın ülkede istikrarın garantisi olduğunu da söylüyorlardı. Eski krallık dönemi refah ve barış dönemiydi. Ziraat ve sulama teknikleri gıda üretiminde çok büyük artışların, dolayısıyla büyük zenginliklerin kapısını açtı. Mezopotamya'nın aksine Mısırlılar alet yapımında gereken ham maddelere ulaşmakta da bir sıkıntı yaşamıyordu. Mesela Sina Yarımadası'ndaki zengin bakır yataklarını işlemiş, elde ettikleri bakırı ise eşek kervanlarıyla Nil Nehri'ne kadar taşıyarak uluslararası ticarete hazır hale getirmişlerdi. Deve henüz o dönemde evcilleştirilmemişti. O yüzden eşekler ana yük hayvanıydı. Mısır aynı zamanda Nubya'ya da çok uzakta değildi ve Nubya ile son derece karlı bir ticari ilişki de kurmuşlardı. Nubya bugünkü Sudan'ın kuzey kısımlarına denk düşer. Nubya'nın anlamı nedir diyecek olursanız, eski Mısır dilinde Nub, altın demekmiş. Yani Nubya'da altın ülkesi. Mısır, Nubya'ya tahıl, mamul maddeler ve bilhassa tekstil ürünleri satıyor. Karşılığında altın, fil dişi, abanoz, değerli mücevherat taşları ve parfümeride kullanılan ham maddeler satın alıyordu.
Nubya aynı zamanda Mısır'ın Sahra Altı Afrika'ya açılan kapısıydı. Mısır ürünleri Nubya üzerinden bu bölgelere de ulaştırılıyordu. Ve Mısır aynı zamanda Orta Doğu'ya ve ötesine de tahıl ve metal maddeler satıyor, karşılığında gemi yapımı için çok ihtiyacı olan keresteyi ithal ediyordu. Bütün bu ticari networklerin düzenli çalışması sayesinde eski krallık döneminde halkın refahı üst seviyelere çıkmıştı. Kutsal yazı hieroglif. M.Ö. 3000'lerde Mısırlılar kendilerine has bir yazı sistemi geliştirdiler. Bu sistem Mezopotamya'daki küneiform yani çivi yazısı değildi. Ancak tıpkı Mezopotamya'daki gibi piktograf şeklindeydi. Yani resimler üzerinden gelişen bir yazı stili. Mezopotamyalılar yazıyı ticari ve idari sebeplerle geliştirmişlerdi. Mısır'da ise hieroglifin geliştirilmesi mevzusunda dini öğeler öne çıkmıştı. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama yazıyı büyü konusunda da kullanıyorlarmış. Muska yazıyorlardı herhalde. Bu yazı stilinde her işaret gerçek veya mitolojik bir nesneyi temsil ediyor ve o nesnenin gücünü de tarif ediyor. Hieroglif kelimesi Yunanca'dan geliyor. Yunanlılar bu yazıyı Mısır mabetlerinde gördüklerinden bunlara kutsal yazı anlamına gelen hieroglif adını vermişler. Hieroglif yazısı bir dizi basit resimden daha fazlasıydı. Her sembol üç şeyden birini ifade edebiliyordu. Tasvir ettiği nesne, o nesneyle ilgili soyut bir fikir, üçüncü olarak da o nesne için konuşulan Mısır dilinden bir veya daha fazla konuşma sesi. İngilizce'de bu üç değişik kullanım teknik olarak şu şekilde adlandırılıyor. Piktogram, ideogram ve fonogram. Mesela Mezopotamya'daki çivi yazısı yüzyıllar içinde çok büyük değişikliklere uğramıştı. Ancak aynı şeyi Mısır'daki hieroglif yazısı için söylemek çok da mümkün değil. Çünkü daha en baştan bu yazı stili mabetlerdeki taştan duvarlara kazındığı dini anlamları da olduğu için yüzyıllar içinde çok da büyük değişikliklere uğramadı. Belki de bu yüzdendir ki hieroglif yazısı gündelik yaşam için çok da kullanışlı değildi. Bu yüzden katipler hieratik ve domatik adlarında basitleştirilmiş iki ara form kullanmışlar. Bu basitleştirilmiş yazı formu ile kayıtlar tutuluyor ve edebi eserler üretiliyor. Kanunlara veya dine ait metinler genellikle taşa nakşediliyor ki kaybolmasın. Ancak gündelik yaşama dair yazılar papirüs adındaki bir kağıda aktarılıyor. Bu papirüs de Nil Nehri kıyılarında bol bulunan sazlıklardaki kamışlardan elde edilen bir tür kağıt. Bu kağıt türü yeniden dönüşüme uğratılıp sıfırdan kullanılabiliyordu. Tıpkı bugünkü atık kağıtların dönüştürülüp yeniden kullanıma sunulabildiği gibi. Ayrıca Mısır maliyesine de papirüs ihracatından oldukça yüklü paralar kalıyordu. Katipler. Hieroglif yazısını öğrenmek oldukça zor olduğu için yıllarca eğitimini almak gerekirdi ve bu yüzden Mısır'da katip sayısı hem azdı hem de çok değerliydi. İlk dönemlerde tıpkı Mezopotamya'da olduğu gibi kadın katipler görülebiliyordu. Ancak yüzyıllar içinde katiplik erkeklere has bir meslek dalı haline geldi. Arkeolojik kazılardan elde edilen bir papirüs parçasında katibin teki mesleğiyle bayağı övünç duyduğunu belli ederek katiplik mesleğinin en üstün meslek olduğunu, ekmek ve biradan, pahalı elbiselerden ve güzel kokulardan çok daha fazla keyif verdiğini söylüyor. Katiplik mesleğinin Mısır'da babadan oğula geçecek bir mirastan çok daha değerli olduğunu anlatıyor. Katip olmasıyla ne kadar değerli olduğunu da gözümüze sokmaya çalışıyor. Piramitler ve ölümden sonra hayat. Katipler Mısır devletinin refahı için olmazsa olmaz bir meslek grubuydu. Tanrı krallar devlet tekerlerinden ve verimli topraklardan elde edilen tüm ürünler üzerindeki vergilerden zenginleşirken, katipler hükümdarların mali durumunu dikkatle izleyerek tanrı kralların refahını daha da arttırdı. Bu tanrı krallar katiplerin gayretleriyle ne zaman bütçede fazladan para bulsalar hemen kendi büyüklüklerinin göstergesi olan anıtlar ve piramitler inşa ettirdiler. Mısır firavunu Djoser'in baş danışmanı İmhotep, M.Ö. 2650'de Memphis yakınlarındaki Sakkara'da ilk piramitin mimari projesini hem hazırladı hem de piramiti inşa etti. Sonradan yapılacak olan piramitlere göre daha mütevazi, basamaklı bir piramit modeliydi. Yerleri ve gökleri birleştirmesi amacıyla yapılmış. Piramitlerden birinde bulunan bir yazıtta bu yapıların inşaat amacı da belirtilmiş. Buna göre bir tanrı kralı piramitleri kullanarak göğe çıkabilecektir. Taş fakiri Mezopotamya'daki pişmiş tuğladan yapılan ziguratların aksine piramitler Mısır'daki taş ocaklarından elde edilen kesme taşlarla inşa edildi. O döneme göre çok büyük bir yenilik. Eski krallık dönemindeki Mısır hükümdarları piramitleri Mısır'ın gücünün ve uzun ömrünün simgesi olarak inşa ettirdiler. Adı günümüze ulaşmamış bir mimar, piramit yapım tekniğini geliştirdi ve Büyük Gize piramidini yaklaşık olarak M.Ö. 2590'da 4. Hanedanın Keops olarak da bilinen hükümdarı Khufu için bir mezar olarak inşa etti. Bu piramit daha sonraki piramitlerin ana modeli oldu. Ekrandaki piramitler Giza'da bulunanlar. Tanrı Kral Khufu için yapılan piramit en büyüğü, 13 dönümlük bir alana kurulmuş ve 2 milyondan fazla taş bloktan oluşuyor. Bu piramitlerin inşasında genel olarak Mısır köylüleri çalışmışlardı. Mevsimsel bir döngüye göre çalışıyorlardı.
Nil Nehri'nin taşıp kıyılarını alüvyonlarını bıraktığı ve ekim mevsiminin başladığı aylar dışındaki dönemlerde piramitin inşasında ter döküyorlardı. Antik Yunan tarihçileri Kufu'nun piramidinin yapımının 100 bin işçiyle 20 yıl sürdüğünü yazıyorlar. Günümüzdeki hesaplamalara göre de benzer rakamlar çıkıyor. Bu piramitler firavunların ölümsüzlüğünün ve kurdukları düzenin devamlılığının yani istikrarın da ilanıydı aynı zamanda. Ölümden sonra hayat. Piramitler ve benzeri kabirler tanrı krallar için mezarlar olarak veya daha doğrusu bu hayatı terk eden ruhları için konaklar olarak inşa edildiler. Ölen kişinin ruhu açıkta kalmasın diye canlı bir beden hayattayken ne yiyip ne içiyorsa aynı gıdaya ve gündelik eşyalara da ihtiyaç duyacağı düşünüldüğünden bu mezarlara aynı gıdalardan ve eşyalardan koydular. Mısır dinindeki ölümsüzlük kavramı ya da daha doğru bir deyişle ölümden sonra hayat kavramı, Mezopotamya'daki dinlerde bulunan ölümden sonra karanlık bir dünya kavramından çarpıcı bir şekilde farklıydı. Bu yönüyle de yeni ve değişik bir inanç ya da fikir olarak ortaya çıkıyordu. Mısırlıların ölümden sonra yaşamı kendi zihin dünyalarında nasıl görselleştirdikleri tam olarak bilinmiyor. Ancak anlaşılan o ki bu dünyadaki hayatın geliştirilmiş bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Bu ölümden sonraki hayatın bulunduğu dünyanın Nil Nehri'nin kıyılarında oluşturulmuş cennet bahçelerindeki ebedi bir hayata benzer bir şey olduğunu düşünmüş olmalılar. Bu yönüyle kimi Mısırlı şairler ölümü harika bir hayatın başlangıcı, bu dünyada çekilen sıkıntıların bir sonu olarak görüyorlar. Mesela kısa bir şiirini kabaca tercüme edersek şöyle diyor. İşte ölüm bugün beni ziyaret edecek. Yıllarca süren bir esaretten kurtulmuş bir kölenin evini görmesi kadar büyük bir mutluluk verecek. Ölüleri defin ritüelleri. Mısır'da bir kralın veya cebinde bol parası bulunan bir asilzadenin cesedi mumyalanırdı. Mumyalanacak cesedin karın bölgesinden yapılan bir kesme işlemiyle iç organlar çıkarılır ve içinde bol miktarda tuzun bulunduğu özel bir kaptaki bir sıvıya konulur ve hava almayacak bir şekilde kapatılır. Vücudun geri kalanı ise sodyum karbonat kristalleriyle doldurulur ve kurutulurdu. Yani bedenin suyu çekilirdi. Asırlar içinde bu yönteme yeni bir işlem eklendi ve bu kurutulmuş bedenler reçineye bulanmış keten kumaş şeritleriyle sarmalanmaya yani bir çeşit paketlenmeye başlandı. Mumyalama işlemi tamamlandıktan sonra ceset ya da artık mumya diyelim biz buna iç organların bulunduğu kapla beraber piramidin derinliklerine bir odaya konulurdu. Tabii yiyecek, içecek, alet, edevat da mumyanın yanına yöresine konurdu ki öteki dünyada işine yarasınlar. Böylece defin işlemi tamamlanmış olurdu. Eski krallık dönemindeki piramitlerde duvar resimleri olmazdı. Ancak daha sonraki asırlarda ölülerin eğlenceye de ihtiyacı olacağı akıl edildiğinden mumyanın konulduğu odanın duvarları da resimlerle renklendirilmeye başlandı. Mesela resimdeki sahneye bir bakın. Yeni krallık dönemindeki bir mezar duvarına çizilmiş bir resim. Mısırlı asilzade bir aile doğada mutlu bir şekilde vakit geçirmekte ve eğlenmektedir. Resimde tasvir edilen bir bolluk, bereket ve saadet vardır. Küçük çocuk babasının bacağından tutmuştur, baba ise eğitilmiş avcı bir şahin yardımıyla sürüsüne bereket kuşağılamaktadır. Anne ise pahalı ve şık elbisesiyle arkada ayakta durmaktadır. Ailenin kedisi bile kolaylıkla kuşları yakalamaktadır, keyfine diyecek yoktur. Mısırlıların bu cennet tarifi Mezopotamyalıların karanlık yeraltı dünyasından son derece farklıdır. Değişen siyasi koşullar, M.Ö. 2200, M.Ö. 1570 yılları. Piramitlerin vaat ettiği istikrar ve refah Mısırlıların umduğundan daha kısa sürdü. Eski krallık döneminin sonunda iklim değişikliği tanrı kralların kurduğu sistemi sarsmaya başladı. Güney Nübya'da meydana gelen kuraklık Nil Nehri'nin taşkınlarını da olumsuz anlamda etkiledi. Daha önceki yüzyıllara nazaran o bereketli alüvyonlardan çok daha azı Mısır'ın tarım topraklarına ulaşıyordu. Dolayısıyla ekilen ürünler tarlada kaldı. İnsanlar umutsuz bir şekilde artık birbirlerine yiyecek çalmaya, diğer yerleşkeleri yağmalamaya başladı. Hatta denilene göre yamyamlık vakaları dahi görülmeye başlanmış. Böyle kötü koşullar altında Mısır'a güçlü bir lider gerekiyordu ki Maat'ı yeniden kurabilsin. Ancak böyle güçlü bir lider oldukça uzun bir süre ortaya çıkmadı. Eski krallık döneminin sonlarına doğru 2. Pepi adındaki bir hükümdar efsaneye göre 90 yıldan fazla hüküm sürdü. 6 yaşında tahta çıkmıştı ancak Mısır'a gereken o güçlü liderliği kuramadı ve merkezi otorite çöktü. İşin daha da kötüsü Pepi ihtiyarladıkça veliaht ilan ettikleri de yaşlılıktan ölüyorlardı. Onun ölümünden sonra bir dizi gereksiz ve önemsiz firavun kısa sürelerle Mısır tahtına çıktı. Tahta kalma süresinin kısalığı Mısır'ın bir kaos içinde olduğuna dair bir gösterge. Hatta kaynaklara göre o kısa süreli tahta çıkanlardan birisi de Nitokris adında 2 yıl hüküm sürmüş bir kadın. Bu dönemde merkezi otorite iyice zayıflamış, yerel beyler güç devşirmiş ve Mısır kaotik bir döneme girmişti. Bu döneme 1. Ara dönem denir. M.Ö. 2181 ve 2140 yılları arasında sürdü. Yani yaklaşık olarak 40 yıl kadar. Başka kaynaklarda da 100 yıl sürdüğü söyleniyor.
O yıllardan kalma bir metin bu zor dönemde yaşanan yaygın sefaleti acıklı bir dille anlatıyor. Her şey pis. Temiz bir keten parçası bile bulmak mümkün değil. Ölüleri nehre atıyoruz. Mumyalamaya imkan yok. Asilzade ailelerin kadınları yiyecek için dileniyorlar. Kızlarını bir ekmek parçası için fuhuşa zorluyorlar. Öyle ki bir zamanlar hiçbir kadının dönüp bakmayacağı derecede fakir olan erkeklerle yatacak kadar düştüler. Bu zor zamanlarda insanlar daha güzel bir ahiret hayatı umut etmeye başladılar ve artık eskiden sadece son derece zengin ailelere layık görülen ölümden sonraki cennet, fakir Mısırlılar için de mümkün görülür hale geldi. Bu birinci ara dönemde dine ve geleneklere uygun, defin ritüellerinin ve gereken büyülerin masraflarını karşılayabilen herkes, artık ahiret hayatında ebedi bir cenneti ve sınırsız bir mutluluğu hak edebiliyordu. Orta Krallık, M.Ö. 2060-1785. Yaklaşık olarak M.Ö. 2060 yıllarında, 1. Amenemhat adındaki bir tanrı kral, nihayet Nil Vadisi'nde barışı ve refahı geri getirmeyi başararak Orta Krallık dönemini başlattı. Mısır yeniden zenginleşti. O dönemde bir firavun, benim hükümdarlığım döneminde kimse aç ve susuz kalmadı, herkes işinde gücünde, evinde barkında yaşayıp gidiyor diyerek övünebiliyordu. Bu dönemdeki firavunlar sosyal sorumluluk projelerine daha fazla önem verir oldular. Halkın refahı için daha fazla para harcamaya başladılar. Bu dönemde ellerinde daha fazla para vardı çünkü altın zengini Nübya'yı fethetmeyi başarmışlar, bölgenin zenginliği Mısır'a akar olmuştu. Nübya'nın fethi aynı zamanda Mısır'ı Sahra Altı Afrika ile doğrudan bağlantı kurmasına da olanak verdi. Bunun sonucunda Mısır, zaten Akdeniz dünyasının bir parçası olduğu için Sahra Altı Afrika'sının malları Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya ve Akdeniz'in diğer bölgelerine kadar ulaşmaya başladı. Mısırlı idareciler yaptıkları altyapı ve sulama yatırımlarıyla Mısır'daki ekilir biçilir tarım arazisini genişleterek halkın ucuz gıdaya ulaşmasını da kolaylaştırdılar. Bereketli Hilal'deki yerleşik halklarla da son derece karlı bir ticari ilişkiler ağı kurdular. Ancak bunun da bir bedeli olacaktı. Asırlar boyunca Sina Yarımadası'ndaki çöl sayesinde Orta Doğu'dan izole bir hayat süren Mısırlılar, Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirdikçe Orta Doğu'nun siyasi bataklığına da çekildiler. Demek o zamanlarda durum şimdikinden farklı değilmiş. Ve Mısır fethedilir. M.Ö. 1700'lü yıllarda bela tekrar geldi, Mısır'ı buldu. Hatırlayın, Mısır'ın ilk 3000 yıllık döneminde Mısır'ı yaklaşık olarak 30 kadar hanedan yönetmişti. Bunların 12.si olan hanedanın son hükümdarları güçsüz ve beceriksiz çıkınca gene yerel Mısır beyleri kendilerine ait derebeylikler kurarak merkezi otoriteyi hiçe saydılar ve zayıflattılar. Güçlü bir merkezi otorite olmayınca Nübyalılar isyan ederek bağımsızlıklarını kazandılar ve Mısır'ı terk ettiler. Tabii bu şekilde altın madenleri de elden çıkmış oldu. M.Ö. 1650'lerde Hiksos adı verilen bir halk Mısır'ı ele geçirdi. Bu Hiksosların etnik kökeni hala bir tartışma konusu. Sami kökenli oldukları tahmin ediliyor. Mısır'a dışarıdan gelmişlerdi ancak Fatihliler olarak gelmemişlerdi. Nil Deltası bölgesinde çok uzun yıllar öncesinden yerleşmelerine izin verilmişti. Yani göçmen olarak geldikleri ülkeyi zaman içinde askeri ve siyasi olarak ele geçirmişlerdi. Hiksoslar kendileriyle birlikte Mısırlılar için yeni sayılabilecek bir savaş teknolojisi de getirmişlerdi. Bronz silahlar kullanıyorlardı, atlı arabalarda savaşıyorlardı ve zırhları vardı. Oysa ki Mısırlılar çıplak vücutla ve bakır silahlarla savaşıyorlar, atlı savaş arabalarını bilmiyorlardı. Hiksosların Mısır'ın tamamını fethetmek gibi de bir niyetleri yoktu. Mısır'ın geri kalanını fethetmek, aşırı genişlemek, gücün zayıflaması anlamına gelebilecekti. Bu yüzden Mısır'ın kuzeyinde hakim durumda olmak onlara yetiyordu. Mısır'ın güneyiyle hiç alakaları yoktu. Ancak buna rağmen Mısırlılar yeniden toplanarak bu yabancı gücü M.Ö. 1575'lerde topraklarından atmayı da başardılar, ikinci ara döneme son verdiler. Siyasi genişleme, yeni krallık dönemi, M.Ö. 1570-1085. Hiksoslardan yeni savaş teknolojisini öğrenen Mısırlılar, bronz silahları ve atlı savaş arabaları ile etkileyici bir güç olarak ortaya çıktılar. Güçlü bir lider olan 1. Ahmoz önderliğinde nefret edilen Hiksoslardan kurtulmuşlar ve yeni bir hanedan kurmuşlardı. Yeni krallık dönemindeki tanrı hükümdarları artık resmi olarak firavun denmeye başlandı. Bu dönemin hükümdarları eski krallık döneminin şaşaasını yeniden hayata geçirmek amacındaydılar. Ancak Hiksos istilası onlara iyi bir ders vermişti. Artık Mısır'ın coğrafi izolasyonuna güvenerek askeri savunmayı göz ardı etmemek niyetindeydiler. O zaman yeni bir savunma modeli geliştirmek gerekliydi. Bu da Orta Doğu'da askeri fetihler yaparak sınırları genişletmek ve olası istilacıları Mısır'ın çok ötesindeki topraklarda karşılamaktı. Ortaya çıkan ise bir imparatorluk oldu. Mısır İmparatorluğu. Mısır İmparatorluğu genişledikçe kendisi de Orta Doğu'nun siyaseti ve kültürü tarafından şekillendirildi. Mesela yeni fetihlerden gelen ganimetler tapınak rahiplerinin kasasına girdi. Bunlar da firavunlara zaman içinde alternatif olmaya başladılar.
Fethedilen topraklardan getirilen savaş esirleri ve köleler, Mısır'a yeni dilleri, yeni bakış açılarını ve dinleri de getirdiler. Haritada göreceğiniz üzere, fetih siyaseti sonucunda Mısır'ın sınırları güçlü Hitit İmparatorluğu'nun sınırlarına kadar dayanmıştı. Bu genişlemede büyük payı olan Mısırlı askerlerin hayatı ise pek de öyle parlak değildi. İmparatorluğun nimetlerinden faydalanamıyorlardı. Mısırlı bir katibin yazdığına göre sefere çıkan bir Mısırlı askerin durumu şöyleydi. Bir asker Suriye'de göreve çağrıldı. Fakat ne elbisesi ne de ayağında bir sandaleti vardı. Ancak 3 günde bir su içebiliyordu. Verilen su ise hem pis kokulu hem de tuzluydu. Askerin vücudu hastalıktan bitap düşmüştü. Başına ne geleceğini de bilemiyordu. Vücudu zayıf, bacakları gövdesinin ağırlığını taşıyamıyordu. Hatshepsut. Önlerine çıkan engellere rağmen firavunlar imparatorluk kurabilmişler, Mısır'ı yeniden müreffeh bir ülke haline getirebilmişlerdi. Ancak yeni ülkeleri fethetmek başka sorunları da beraberinde getirmişti. Askeri harcamalar ile altyapı yatırımları için yapılacak harcamaları dengelemek büyük bir sorundu. M.Ö. 1504 ve 1482 yılları arasında iktidarda bulunan Hatshepsut adındaki bir hükümdar bu dengeyi sağlamak için büyük bir çaba harcadı. Hem genişlemiş sınırları korumak için hem de ekonomik ve zirai yatırımlar için para bulmak zorundaydı. Yazılanlara göre Hatshepsut'un ikinci ara dönemden beri harabe halindeki tapınakları restore ettirdiğini ve çok sayıda kamu yatırımı işine giriştiğini, elde ettiği başarılarla halkın gözünde popüler hale geldiği söyleniyor. Hatshepsut'un başarılarını daha da göz alıcı yapan şey ise Mısır gibi erkek egemen bir toplumda bir kadın hükümdar olarak tek başına uzun yıllar, kimi kaynaklara göre 22 yıl boyunca iş başında olmasıydı. Durum böyle olmakla beraber Mısır tarihinde pek çok firavun karısı, kocalarının ölümü ve çok küçük yaştaki erkek çocuklarının anneleri olması sebebiyle uzun yıllar naibelik yapıyorlardı. Bu alışılmış bir durumdu. Ancak Hatshepsut da naibi olarak başlamış fakat tek başına hüküm sürmeye başlamıştı. Ancak öldükten sonra naibesi olduğu genç onun yerine Mısır tahtına geçebildi. Bu arada Hatshepsut doğal yollardan mı öldü yoksa öldürüldü mü ya da tahttan zorla mı indirildi gibi sorular hala tartışma konusu. Bir firavunun ailesindeki kadınlar her zaman erkek kardeşlerinin yanında önemli bir eş olarak duruyorlardı. Bu kadınlar da tanrıların soyundan geliyordu inanışa göre. Ancak firavun hükümdar her zaman tanrının vücut bulmuş hali olarak kabul ediliyordu. Yani kadın hanedan ailesinden bile olsa hatta eş yönetici bile olsa ikinci plandaydı. Dolayısıyla Hatshepsut'un tek başına bir hükümdarlığı geleneklere göre kabul edilir gibi değildi. Kadın bu sorunu bir dereceye kadar propagandanın gücünü kullanarak öteleyebildi. Firavunların heykelleri olurdu. Hatshepsut'un da heykelleri olacaktı tabii ki. Ancak bu heykellerde Hatshepsut bir erkek olarak tasvir ediliyor, erkek firavunların giydiği kıyafetleri giyiyordu. İmparatorluğu genişletme siyaseti. Hatshepsut'tan sonra gelen firavunlar kadının imparatorluğun savunma hattını korumayı amaçlayan defansif dış politikasını bir yana bırakarak Mısır'ın sınırlarını genişletme politikası takip etmeye başladılar. 3. Amenhotep döneminde ise Mısır en geniş sınırlarına ulaşarak görkemli bir zenginliğe gark oldu. Bu kendine özgüveni son derece yüksek Mareşal Firavun, kendisi adına gösterişli ve de devasa büyüklüklerde heykeller ve büyük mabetler yaptırdı. Ancak şatafat içinde bir hayat süren bu Firavun sadece 38 yaşındayken öldü. Akhenaten'in dini reformları, M.Ö. 1377-1360. Yeni krallık döneminde Tanrı Kral ve Ruhban sınıfı arasındaki ilişkilerde değişikliklere uğradı. Amon rahipleri Mısır'ın idaresinde en az firavunlar kadar söz sahibi bir hale gelmiş, güçlenmişlerdi. Osiris rahipleri ise Mısır'ın elit zengin sınıfları arasında cenneti vaat ederek zenginleşmişlerdi. Ruhban sınıfının siyasette ve elit sınıflar arasındaki bu hakim konumuna karşı firavunlardan birisi isyan bayrağı çekerek dinsel bir devrim başlatmaya karar verdi. Bu hükümdarın adı 4. Amenhotep'ti. M.Ö. 1377 ile 1360 yılları arasında yaklaşık 17 sene kadar iktidarda kaldı. Hükümdarlığı süresince var olan çok tanrılı dinin prensiplerini ve uygulamalarını bir kenara bırakarak tek tanrılı bir dine geçiş yapmaya çalıştı. Bu yeni dinde tek tanrı, güneşle ilişkilendirilmiş olan Aten'iydi. Amenhotep olan adını da Akhenaten olarak değiştirdi. Yani Aten'in hizmetinde anlamına gelen bir isim. Ruhban sınıfına olan devlet desteğini de sonlandırarak bu sınıfın gücünü kırmaya çalıştı. Daha önceki hükümdarların heykelleri kaslı, atletik lider heykelleriydi ve gerçeklikle hiçbir alakası yoktu. Akhenaten bu sanat tarzını bir kenara bırakarak kel ve göbekli yani gerçek halini tasvir eden heykeller ve rölyefler yapılmasına itiraz etmedi. Aten adına yeni mabetler inşa ettirdi ve bu mabetlerin duvarlarını güzel karısı Nefertiti'nin portreleriyle donattı. Burada Nefertiti tek başına tasvir ediliyordu. Bu da aslında bu yeni dinin kurucularından birisinin Nefertiti olduğuna dair bir ipucu veriyor. Ekrandaki resimde de gördüğünüz üzere Akhenaten ve Nefertiti karşılıklı oturmuşlar. Ev hali tasvir edilmiş. 3 tane de kızları var.
Akhenaten kızlarından birisini şefkatle seviyor. Aile babası olduğu mesajını veriyor. Her ikisi de, yani Akhenaten ve Nefertiti, kraliyet başlığı takmışlar ve vücut ölçüleri de aynı. Bu ise Mısır toplumunun geleneksel erkek egemen algısına karşı açılmış bir savaş gibi duruyor. Kadın erkek eşitliğini simgeliyor. Tepelerinde ise Güneş Tanrı onların nuru ile eşit derecede aydınlatıyor. Akhenaten'in Güneş Tanrı'ya yazdığı bir ilahinin sözleri de günümüze kadar ulaşmış. Buna göre Akhenaten Tanrı Aten'e şöyle hitap ediyor. Ey Tanrım, yoktur senden başka mabut. Bir tek sensin kainatı kendi arzularına göre yaratan. Tek bir Tanrı, hem de kainatı yaratan ve bütün insanların Rabbi olan tek bir Tanrı anlayışı, çok tanrılı Mısır dininden son derece radikal bir sapmaydı. Ve Akhenaten ilahisine şöyle devam ediyor. Ey Tanrım, sen ki çeşit çeşit, dili ayrı, rengi ayrı, doğası ayrı insanları yaratansın. Hepimizi yaratan tek Tanrı sensin. Bütün insanların ve bütün ülkelerin Rabbi sensin. Antik dünyada tanrılar bireylerle ve şehirlerle ilişkilendirilirlerdi. Akhenaten ise hepsini bir kenara bırakarak herkesin tek bir Rabbi olacak bir tanrı anlayışını ortaya koyuyordu. Antik Mısır tarihi çalışan uzmanlar arasında Akhenaten'in bu yeni dini ortaya koyarken kafasında ne olduğuna dair pek çok tartışmalar hala sürüp gidiyor. Acaba Mısır'da yaşayan İsrail oğullarından mı etkilenmişlerdi? Yoksa sadece geleneksel Mısır ruhban sınıfından mı kurtulmaya ve iktidarı kendi ellerinde toplamaya mı çalışıyordu? Ya da Akhenaten sadece dinsel düşler gören birisi miydi? Akhenaten'in kafasında ne vardı sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değil. Ama hükümdarlığı Mısır'da büyük bir kargaşaya yol açtı. Mısır İmparatorluğu'nun alacakaranlığı, M.Ö. 1360-1000 yılları. Akhenaten'den sonra tahta geçenlerden birisi olan Tutankhaton henüz 9 yaşındaydı. Herhalde yaşının gençliğinden olacak, Akhenaten'in dini reformlarını devam ettiremedi. O eski, çok tanrılı dine mensup ruhban sınıfının zaten Akhenaten'in çok büyük bir direnişi ve öfkesi vardı. Ve genç Tutankhaton bunların baskısına dayanamayarak tahta geçtikten 3 yıl sonra eski, çok tanrılı dine geri döndü, kendi adını da Tutankhamon olarak değiştirdi. Tutankhamon öldüğünde ise sadece 18 yaşındaydı ve onun ölümünden birkaç yıl sonra firavun olarak tahta General Harmhap ya da Horemheb adıyla anılan birisi Akhenaten'in dininden kalan her ne varsa ortadan kaldırdı. Bu Harmhap aynı zamanda 2. Ramses'in de babasıydı ve 2. Ramses döneminde Mısır yeni zirvelere ulaştı. İmparatorluğun Suriye'deki hakimiyetini yeniden kurdu. Akhenaten'in dini reformlarından dolayı bozulmuş Mısır'ın iç dengelerini yeniden onardı. M.Ö. 1274'te oldukça zorlu geçen Kadeş Meydan Muharebesi'nden sonra Ramses, Hititlilerle tarihin bilinen ilk yazılı saldırmazlık anlaşmasını da yaptı. Hititlerle yapılan anlaşma Ramses'e askeri harcamaları kısma, artan parayı büyük inşaat projelerine, mabet yapımına aktarma imkanı da verdi. Bu mabetlerin en ünlüsü devasa kayalara oyulmuş Abu Simbel Tapınağı'ydı. Ramses'ten sonra gelen hükümdarlar, 1085'te sona eren yeni krallık döneminin sonuna kadar gitgide kırılgan bir hale gelen imparatorluğu bir arada tutmaya çalıştılar. Ancak Mısır'ın tanrı krallarına meydan okuyan ve Mısır'ı oldukça sıkıntıya sokan yeni aktörler de meydana çıktı. Batıdan Libyalılar, güneyden Nübyalılar Nil Vadisi'ni işgal ettiler ve Mısır'ın yönetimini kısa bir süreliğine de olsa ele geçirdiler. Her ne kadar Mısırlılar yeniden Mısır'ın kontrolünü ele geçirseler de Mısır'ın devlet yönetimi artık dikiş tutmaz olmuş, yeni istilalara açık hale gelmişlerdi. Karayolu ile Sina üzerinden Asurlular ve Persler gibi asıllı imparatorluklar, onların ardından kuzeyden gelen Yunanlılar ve Romalılar Mısır'ı nihai olarak fethedecekler. Batı medeniyetinin merkezi başka coğrafi bölgelere kayacak. Mısır'ın hakimi bir daha asla o antik Mısır'ı inşa eden, yaratan Kıpti halkı olmayacak. Böyle olmakla birlikte ileri kültürü, düzenli hayatı ve yoğun ruhaneliğiyle Nil Vadisi'nin bu medeniyet merkezi Batı uygarlığına geleneksel Mısır kültürü sona erdikten yüzyıllar sonra bile ilham kaynağı olmaya devam edecek. Ünite 1 bölüm 3'ün sonu.